Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Arıcılar Mahallesi'ndeki binalarda hasar oluştu. Devrilen kaya ve ağaçlar nedeniyle ulaşımın aksadığı kırsal mahalle sakinleri devam eden acı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi. Neler yaşadınız? Yatıyorduk işte 11'de. 15'te. Aa, 11.30'da 11. bir sallandı içeri çıktık. 11 içeri pat pat geçiyor. pat pat gürledi. Depremin ardından bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 20'den fazla acı sarsıntı daha kaydedildi. Arıcılar Mahallesi deprem sonrası 25 haneli mahalledeki binaların tamamında küçük ve büyük çaplı çatlaklar oluştu. Mahalle sakinlerinin tamamı devam eden acı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremedi. Soğuk havada ateş yakarak meydanlarda ısınmaya çalışan mahalle sakinleri geceyi dışarıda ve araçlarının içerisinde geçirmeye başladı. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl oldu deprem, anlatır mısınız? İşte içer durmadık, her türlü sallamaya mesela arabalara gitti işte. Deprem ve ardından oluşan artçılar nedeniyle Arıcılar Mahallesi'nin Ula ilçe merkeziyle ulaşımını sağlayan yol, büyüklü küçüklü kaya parçaları ve çam ağaçlarının devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bölgeye Afat İl Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'yla jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan kırsal mahallenin ulaşımını sağlayan yolun büyük bölümünde kısmi çatlaklar oluştu. Allah'a şükür can kaybımız yok. Şu an köyde durum nedir? Durum arşiv depremler devam ediyor şu anda. Halk dışarıda bekliyor. Hasar var mı şu anda? Hasar evlerde hasar var. Allah'a şükür can kaybımız yok yani. Gördüğünüz kadarıyla depremde sonra kaya parçaları falan, büyük kaya Evet, parçaları. yollar kapandı. Kaya parçalarıyla. Şu an ekipler burada. Evet, Kimler Allah var? razı olsun. Tüm ekipler burada. 25 hane var. 25 hanenin kaç tanesinde zarar var binalarda? Binalarda hemen hemen tamamında zarar var şu anda. İçeride yatma aşamasındaydık yani. Ne oldu anda? Neresiniz? Çok şiddetli bir gürültü oldu. Ondan sonra çok şiddetli ve sarsıntı arkasından sürekli devam etti artık. Ondan sonra artçı devam etti. Biz hemen zaten dışarı fırladık hep beraber. Yani dışarı o can haliyle dışarı çıktık. Dışarıda daha şiddetli yakalandık. Tabii ondan sonra yola yukarıya çıktık. Peki evde...